Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, bir taraftan banka ile serbest piyasa arasındaki kur makası kapanıyor gibi görülüyor. Her ne kadar kapanmasa da makas daralmış gibi görünüyor. Diğer taraftan bankalara baktığımızda bankalar kredi vermiyor. Sanayici bir ay vadeli finansa bile razıyız diyor. Bankaların döviz işlemlerine %25 limit getirildi. Ama herhalde vatandaşı en fazla ilgilendiren de çoğu banka pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sürür Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Ne yok, bu İstanbul'umuz yağmurluymuş yahu. Ben de sıcağa tatile geleyim dedim. İstanbul'a geldim. Kapalı ve yağmurlu bir yer o. Evet, gerçekten iki gündür öyle. Umarız bahar gelir diyelim. Peki, o zaman başlayalım. Dilerseniz kurlarla başlayalım. Bankayla serbest piyasa arasındaki kur makası çok yüksekti ama her geçen gün o makas biraz daha daralıyor. Bunun sebebi nedir? Bununla başlayalım. Yani makas daralıyor dediysek, kurlar arttığı için, yani piyasa kuruna yaklaştığı için daralıyor ama hala epeyce bir şey, yani 50 kuruş 75 kuruş arasında, hatta 1 lira arasında daralıyor. Dalgalanıyor. Dolayısıyla aslında şey şu, piyasada döviz yok. Yani iktidar da insanlar döviz almasın, döviz talep etmesinler diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Her türlü sermaye kontrolünü uyguluyor. Bak, tırnak içerisinde artık sermaye kontrolleri olacak mı demiyoruz. Sermaye kontrolleri uygulanıyor diyoruz. Tabii bütün mesele işte şey görmek, seçimin ikinci turunu görmek. Ondan sonra de göreceğimiz, ondan sonra görülecek diyeyim. Çünkü yani ekonomi gerçekten çok kötü durumda. Bu seçimlerde aslında iktidar çok başarılı bir propaganda yaptı. Ekonomiyi konuşturmadı. Ve başka şeyler konuşuldu en azından kendi cenahında. Çünkü karşı tarafın ne konuştuğuyla çok ilgilenmiyor. Kendi cenahıyla ilgileniyor. Ama ekonomi gerçekten kötü, döviz yok. Yani bu işin sonu, eğer güvenilir bir yönetim tesis edemezsek, güvenilir derken sadece halkın güvenmesi yetmiyor. Yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların, ekonominin aktörlerine de güvenmesi gerekiyor. Bir yönetim tesis edemezsek. Tam da bu anlamda güven demişken, İngiliz portföy yönetim şirketi var, Ashmore. Oldukça da büyük bir portföy şirketi. Zaten biliyorsunuz işte bir 600'ün üstünü gördü, ondan sonra 500'e, 600'ün altına gelmişti CDS primlerimiz. Şimdi 700'e yaklaştı. Onların da şöyle bir öngörüsü var seçimlerden sonra. Bunlar önceki Temmuz ayında olduğu gibi 900'ün üzerine atar CDS primleri, dolarda 30-31 seviyesine kadar yükselir diye tahminlerde bulunuyorlar. Peki bunun için ne diyeceksiniz? Güven demişken CDS primleri de tabii bunun göstergesi. Elbette, yani şimdi bu son 5 yıldır uygulanan bir ekonomik politikası var ve o ekonomik politikasının yanlış olduğu Türkiye'nin bugünkü durumundan anlaşılıyor. Şimdi tamam, işte vatan, millet, Sakarya, din, iman, ahiret, bunlar güzel şeyler, tartışalım ama tartışmamız gereken asıl şey ekonomi politikaları. Biz eğer bu ekonomi politikalarıyla gidersek CDS primleri 900'de aşar, 1900'de aşar ve dolarda 30 da olur, 50 de olur, 150 de olur. Hiç bakın, yani dolar 1 lira, 1,5 lira, 2 lirayken konuşuyorlardı işte, efendim dolar 7 lira olacak, 8 lira olacak falan filan diye. Ne oldu? Dolar bugün 20 lira. Ya bunlar da böyle çok uzun zaman süre içinde olmadı. Kısa bir zaman süre içinde oldu. O zaman olacağını söylemiştik. O zaman ben işte dolar yukarı doğru hareketlendiği zaman bu kafayla giderseniz dolar 7 de olur, 10 de olur, 15 de olur, 20 de olur, 30 de olur demiştim. Bu süreç zarfında işte bunca baskıya, bunca işte yakılan dövize rağmen, rezerve rağmen işte 20 lira şu anda piyasadaki gerçek kur 20 liranın üzerinde. Şimdi 20 liranın üzerine çıkmaması için bir sebep var mı? Yok. Enflasyonist politikalar devam ediyor. Bu seçim harcamalarını yaratacağı enflasyonist baskı da ortada. Şimdi kimsenin konuşmadığı bir şey daha var. Depremin mali etkileri daha ortaya çıkmadı. Yani bu depremin bütün enkazı hükümetin üstüne kaldı. Hazinenin üstüne kaldı. Bu para hazineden harcanacak. Nasıl harcanacak? Ya vergi salacaksın, ya para basacaksın, ya borç alacaksın. Borç alamıyorlar çünkü CDS primi dediğimiz şey o, yurt içinde alacak borç yok zaten.
yurt dışından borç almaları lazım. E CDS priminin böyle 800-900'lerde olduğunda kim sana borç verir? Borç verirse hangi faizle verir? Çünkü CDS bir sigorta primi, yani faizin üzerine ekleniyor. Adam diyor ki ben %3 faiz isterim. CDS'ini de ödersem diyor ne yapıyor? İşte %9 faiz verirsen ben bunun aslında sigortalatıyorum. Bu borcu veririm diyor. Ama bu ödenebilir bir borç değil. Çünkü üstüne katlıyor. E Türkiye'nin yanlış kur politikaları, yanlış üretim politikaları, yanlış ekonomi politikaları yüzünden ihracatımız artmıyor. Yani bu işler olduğu zaman ne deniyorlardı? Deniyordu. İhracat patlayacak, ithalat düşecek, cari fazla vereceğiz, dış ticaret fazlası vereceğiz, döneceğiz, döviz borçlarımızı ödeyeceğiz, döviz bollaşacak, döviz fiyatları düşecek diyorlardı. Bunların hiçbiri olmadı. Bugün görünen noktada ithalat patlamış vaziyette. İhracat çok sıkıntılı, çöküyor. Niye çöküyor? Fiyat tutturamıyorlar. Çünkü içeride maliyetler artıp kurlar artmayınca fiyat tutturamıyorlar. Bu benzer şey bak turizm için de olacak. Çünkü içeride her şeyin fiyatı artıyor. Ama döviz fiyatı artmayınca turizm işletmeleri döviz bazında zam yapmak zorunda kalacaklar. Ama o zaman işte Mısır gibi, Yunanistan gibi, bizim İspanya gibi rakiplerimizde fiyat farkı ortaya çıkacak. Yani adam 30 euroya İspanya'da, 25 euroya Yunanistan'da, 18 euroya Mısır'da tatil yaparken sen adama 40 euro dersen, demek zorunda kalırsan adam Türkiye'ye niye gelsin? Gelir ama ya çok daha az sayıda gelir. Şimdi işin açığı enflasyonu durduracak harcama kalemleri, ki bunun başında mültecilere yapılan harcamalar gelir. Hani 100 milyar dolar harcadık, 120 milyar dolar harcadık deniyor ya, o para hala harcanıyor. İki, bu işte devlet projelerinden kaynaklanan masraflar var, onlar devam ediyor. Üç, beklenmedik bir şekilde bir de deprem geldi. Dört, bakın buradan söylüyorum arkadaşlar, bu işin şakası yok, yıkıldık. Doğru, yıkıldık. Yıkılacağız. Yani sadece Kahramanmaraş depremleriyle yıkılan 11 şehir değil bahsekonu. İstanbul yıkılacak, İzmir yıkılacak, Kocaeli yıkılacak, Tekirdağ yıkılacak, Çanakkale yıkılacak. Niye yıkılacak? Çünkü deprem hazırlık yapılmıyor. Deprem hazırlık nasıl yapılır? Parayla yapılır. Eski yıkılması muhtemel binaları yıkacaksın, yerine yenisini yapacaksın. Bu da bir para, bir yatırım meselesidir. Evet. Şimdi bunların hepsi... Ekonomide işin oraya gelmesi biraz zor görünüyor tabii. Tabii ama oturup da kurbanlık koyun gibi beton tabutlarda depremi beklemenin de bir alemi yok. Onun için bu işe bir an evvel toparlamamız lazım. Yani bu süreçte konuşulan konuların işin açığı çoğu ıvır zıvırdı. Asıl konu arkadaş, biz ülkedeki ekonomiyi nasıl toparlayacağız? Ülkedeki ekonomiyi toparlarken bir borç krizine gitmeden yıkılan kentlerimizi nasıl yeniden yapacağız? Yıkılması çok büyük bir olasılık olan binalarımızı yıkıp yerine yenisini nasıl yapacağız? Bu da tamamen bir ekonomi sorunudur, bir para sorunudur. Bu kaynak Türkiye'de yok. Bu kaynak Türkiye'de olmadığı için bizim bu kaynağı dışarıdan bulmamız lazım. Dışarıdan bulabilmemiz için de Türk ekonomisine yatırımcının güvenini tesis etmemiz lazım. Formül bu kadar basit. Evet, peki. O zaman en başa dönecek olursak, baştan bankalardan bahsetmiştim. Bankalar kredi vermiyor dedik. Gerçekten tüketici kredisine hiç kimse ulaşamıyor. Sanayici diyor ki bir ay vadeli bile finans bulmaya razıyız. Artık o raddeye gelinmiş durumda. Bir de en üzücüsü de belki, çünkü vatandaşlar 3-5 kredi kartından da oradan oraya döndürerek de hayatlarını idame ettirmeye çalışan binlerce vatandaş var. Onlar da pazartesi günden itibaren artık bunu yapamayacaklar. Kredi kartlarından nakit, avans kapatıldı. Bankalarda ciddi bir kıskaç altında mı? Bankalara ne oluyor? Yani yine bankaların döviz işlemlerinde %25 limit getirildi diğer taraftan. Şimdi bankalara bir şey olmuyor. Banka krediyi verir, faizini de alır. Ama hükümet kredi verilsin istemiyor. Onun için kredi verilme şartlarını ağırlaştırıyor. Niye ağırlaştırıyor? Çünkü insanlar kredi aldıkları zaman o krediyle altın döviz talebi yaratıyorlar. Altın döviz talebi yaratılınca da kurlar yukarıya gidiyor diye bir varsayımları var. Bakın bu varsayım yanlıştır. Kurların yukarı gitmesinin tek sebebi insanların Türk lirasının değer kaybedeceğine, gelecekte değer kaybedeceğine olan inançları. Herkes bunu düşünüyor. Yani hiç kimse, yani bu hani anket yapılan 3-5 ekonomist haricinde hiç kimse ileride Türk lirasının değer kaybetmeyeceğini, değer kazanacağını falan düşünmüyor. İnsanlar ne yapıyorlar? Herkes bir otomatik varsayım yapıyor. Ya diyor
faiz bu. Kur bu kadar kazanacak. Ben bankadan kredi alırım, giderim döviz alırım, altın alırım. Bankanın parası da para kazanırım diyor. Bu gerçekleşiyor da niye? Çünkü ekonomi politikaları yanlış. Ekonomi politikaları yanlış oluyor. Bu sefer sen ne yapıyorsun? Gene bir başka yanlış yapıyorsun. Kredileri kapatmaya çalışıyorsun. Kredileri kapatınca ekonomi duruyor. Ekonomi durunca ne oluyor? Bak ihracat duracak. Yani yerli üretimi mahvediyorlar. Hani yerli ve milli üretim diyoruz ya. Yerli ve milli üretimi mahvediyorlar çünkü kaynak olmazsa yerli ve milli üretim yapamayız. Sen kredileri kapatırsan kaynak olmaz. Şimdi böyle bir kısır döngüye girildi. Şimdi şurada 10 gün sonra iktidar belli olacak. Yani kimin iktidar olacağı belli olacak. Meclisin belli olması önemli değil. Çünkü mecliste hiç kimsenin çoğunluğu. Bunun altını çizelim. Mecliste hiçbir siyasi partinin çoğunluğu yok. Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu var. Ama unutmayın Cumhur İttifakı 4-5 partiden oluşuyor. Şimdi bütün bu partiler bir araya geldiği zaman çoğunluk oluşturuyorlar. Ama bu partilerin bir arada kalacağının teminatı yok. Yani hiçbir oluşumun bir arada kalacağının teminatı yok. Teminatı yok. Dolayısıyla parlamentoda şu anda çoğunlukta olan bir parti yok. Dolayısıyla bak mecliste bir çoğunluk yok. Ayrıca meclisin bir önemi de yok. Başkan çok ama çok yetkili. Parlamentonun bir önemi kalmadı. Dolayısıyla başkan parlamentoya hiç ihtiyacı olmadan ülkeyi tek başına yönetiyor. Bizim şikayet ettiğimiz buydu zaten. Yani diyorduk ki denge denetleme mekanizmaları kurulsun. Başkan bir istişareyle, ortak akılla yönetilsin diyorduk. Olmadı. Ama şimdi buradan hareket edersek önümüzde bir iktidar kurulacak. Bu, kim olur bilmiyoruz. Ve yeni bir kadro kurulacak. Bu yeni kadro hangi politikaları uygulayacak? Uygulanan politikalar, son 5 yılda uygulanan politikalar, son 10 yılda uygulanan politikalar olursa yani bu uçurum, bu çukurdan çıkmamız mümkün değil. Aklı başı yerinde, liyakat ehli, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla diyalog kurabilen, güven veren bir iktidar ve kadro kurulabilirse, sadece iktidar da etmez, bir kadro kurulabilirse seçimlerden sonra gene zahmet çekeriz ama bu işin içinden orta vadede çıkarız. Bak kısa vade bile demiyorum. Orta vadede kalkınma ve refah artışı tekrar temin edilebilir. Ama öbür türlüsü 5 yıl daha debeleniriz ve gerçekten de eziyetli bir 5 yıl olur. Peki teşekkür ediyorum. O zaman yine bir zam haberiyle kapatacağım maalesef. Bu geceden geçerli olmak üzere motorinin litre başına 76 kuruş zam gelecek. O yüzden deposu boş olanlar bu gece yarısına kadar doldursun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.